zaten. Şimdi gelelim İbrahim Kalın'a arkadaşlar. İbrahim Kalın biliyorsunuz. Hemen şöyle gelelim İbrahim Kalın'a. MİT başkanı olması bekleniyor. Çok büyük bir ihtimalle MİT başkanı olacak. Konserini iptal etti arkadaşlar. Biz şey dedik MİT başkanı ile ilgili olarak eskiden sadece türkü söyleyenler dinliyordu. Şimdi Türkiye onu dinleyemeyecek. Yani sen türkülerini söyle İbrahim Kalın diyemeyeceğiz. Çünkü bundan sonra görünür olan İbrahim Kalın'dan görünmeyen bir İbrahim Kalın'a geçiş yapacağız. Neden mi? Şöyle fotoğrafı versene, şu siyah beyaz fotoğrafı arkadaşlar. Evet. Sadece kafasının bir tarafı ve sol elinin bir tarafını göreceğimiz şeyinin de gövdesinde görünmeyen, bakın arkadaşlar, elinin ve kafasının sadece sol tarafını, ikisinin de sağ tarafını yapsaydı ilginçti ama sol tarafı yürek de solda biliyorsunuz. Bundan sonra solu gözüken ve sol elini kullanan, aslında Türkçesi beyni gözükecek, elleri gözükecek ama başka bir yeri gözükmeyecek bir İbrahim Kalın'ı göreceğiz. Yani eskiden Cumhurbaşkanı sözcüsü olarak birçok yerde konuşan İbrahim Kalın'dan artık Hakan Fidan gibi sessizliğe bürünen bir İbrahim Kalın göreceğiz. MİT müsteşarı olarak atandığında. Ama ben Hakan Fidan'dan çok daha farklı bir model izleyeceğini düşünenler dedim. İbrahim Kalın'ın şu gençlik fotoğrafını verir misin Cem ekrana? İbrahim Kalın'ın. Yok, bir önceki. İbrahim Kalın bu arkadaşlar. İbrahim Kalın bugünkünden daha yakışıklıymış. Önce onu söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş gelelim. İbrahim Kalın'la ilgili olarak. İbrahim Kalın çok net bir şekilde ki Kuruçeşme Açık Hava konserlerinde konser verecekti 6 Temmuz tarihinde ama iptal etmek zorunda kaldı. Onu da hemen söyleyelim. Diğer fotoğrafını da geçelim Cem. Diğer fotoğrafında şimdi size İbrahim Kalın'la ilgili arkadaşlar, bu İbrahim Kalın'ın 2006 yılındaki bir fotoğrafı. O dönemde Ahmet Davutoğlu profesör ve yurt dışında Malezya'da bu. İbrahim Kalın da doçent doktor arkadaşlar. O dönemde Ahmet Davutoğlu'nun nedense doktorası yokmuş. Doktoru olmadan nasıl oldu ama orada doktoru mu unutulmuş? Sonradan prof olduktan sonra yapılabiliyor mu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla çok farklı daha bir şey var. Ahmet Davutoğlu'yla aynı üniversiteden çok uzun yıllar beraberlik yapmışlar. Söyleyelim. 90'lı yıllarda Malezya'da bulunmuş İbrahim Kalın. Şimdi 10. yüzyılda Kuzey Afrika'da kurulmuş İsmaililerin oldukları Fatimi Devleti'nin devrinin İslam tarihinin ilmi cihetten en zengin dönemlerinden biri olduğunu savunan Seyit Hüseyin Nasr'ın özel talebesi arkadaşlar İbrahim Kalın. İsmaili felsefesinin İslam cemiyetinde entelektüel hayatına büyük bir unsur olarak hala tam olarak takdir görmüş değildir diyen Nasr, tüm insanların İsmail felsefesi yani Batinilik üzerinden birleşeceğine inanmaktadır. Batinilik tartışmasını biraz sonra anlatacağım da. Nasr'ın yetiştirdiği talebelerden biri olan İbrahim Kalın doktorasını Georgetown Üniversitesi'nde yapmış. 2002-2005 yılları arasında Kutsal Haç Koleji'nin dini çalışmalar kısmında vazife almış. Yeni MİT müsteşarı İbrahim Kalın, Erdoğan'ın özellikle uzlaşma aranan ve bir karara varılması gereken kritik toplantılarında Kalın'ı görevlendirdiği de not etmek gerekir. Çok ince bir ayrıntısını anlatacağım ki MİT müsteşarlığının da ne anlama geldiğini, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak ne iş yaptığını da anlamanız açısından. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi ABD'nin eski savunma bakanı yardımcılarından olan Joseph Nye'nin bir şeyi elde etmenin 3 yolu vardır tezini benimsemiş ve sahada hayata geçirmiş bir isimdir İbrahim Kalın. 23 Ocak 2010'da yazdığı bir yazıda Joseph Nye'ne göre bir şeyi elde etmenin 3 yolu vardır. Ya kaba kuvvet kullanmak, ya karşınızdakini satın alırsınız, ya da onu ikna edersiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Ya kaba kuvvet kullanırsınız, yani zorbalık yaparsınız, ya karşınızdakini satın alırsınız ya da onu ikna edersiniz. Sevgili arkadaşlar, bu üç yöntem Türkiye'de 2007 yılından itibaren kullanılmış, AK Parti iktidarı tarafından kullanılmış bir yöntemdir. Üç yöntem. Ne demek istediğimi lütfen anlayın. Kaba kuvvet, buna kasetler, videolar, başka şeyler, buna gırtlaktan yakalanma diyorum. Satın almayı mideden yakalanma. İkna da sevgili arkadaşlar gelecek vaat etme. Gelecek. İkna bakanlık gibi, bir partinin genel başkanlığı gibi, kaynak gibi. Yani aklınıza ne geliyorsa vaatler. Dikkat edin, 2007'den itibaren AK Parti'ye katılanları izleyin. Ayrılanları sonra bakın ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Birincisi askeri yöntemler kullanarak karşınızdakini dövmek. İkincisi ise havuçla karşınızdakini satın almak manasına geliyor. İnsanlık tarihinde ve uluslararası ilişkilerde bunların mevzu derecede örneği var. Bazen ikisi birden aynı anda karşınıza çıkabiliyor. Hatta üçü birden aynı anda karşınıza çıkabiliyor. Ard arda gelen Amerikan yöntemlerinin Orta Doğu politikalarının bunun tipik bir örneği. Peki karşınızdakini kandırmak değil, samimi olarak ikna etmek istiyorsanız bunu nasıl yaparsınız? Bunu ancak adil, akıllı ve inandırıcı politikalar izleyerek yapabilirsiniz. AK Parti iktidarının bugüne kadar yürüttüğü birçok politikanın temelinde bu düşünce var. Ya es, ya satın al, ya da ikna et. Biraz dikkatli bakınca bu planın başarıyla uygulandığı net bir şekilde görülür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri iki aşamalı seçimle çok daha net görürsünüz. Hem 14 ile 28 Mayıs tarihleri arasındaki gelişmelere bakın. Aynı zamanda 14 Mayıs öncesindeki gelişmelere bakın. Tekrar söyleyelim. Ya es, ya satın al, ya da ikna et. İbrahim Kalın'ın zihin kodlarında bunlar var mıdır? MİT müsteşarı oluyorsanız bunlar olmadan zaten MİT müsteşarı olamazsınız. Hatta iddialı bir şey söylüyorum. MİT müsteşarı olabilmeniz için istihbarat bilginizin çok olması gerekir. Yani o işin içerisinde olmanız gerekir. İbrahim Kalın böyle bir adam mı bilmiyorum. Ama koyu fotoğrafla ilgili. Şimdi koyu tonlar hakim biliyorsunuz. Fotoğrafı tekrar ekrana verirsen. Bu değil, diğer siyah beyaz olan fotoğraf. Bu rastlantı bir şey değil. Bilerek çektiği bir fotoğraf. Bilerek paylaştığı bir fotoğraf. Yarısı karanlık, yarısı aydınlık. Hatta yarısı da aydınlık değil. Kafasının solu ve sol el sadece aydınlık. Sağ bildiğim benim. Sağını kullanıyorsun. Solak değil İbrahim Kalın. İlginç. Şimdi demin dediğimiz gibi diğer fotoğrafı geleceğiz hemen. Diğer fotoğrafa gel lütfence. O üçlü fotoğrafa. Evet, bu fotoğrafı da söyleyelim. Bir saniye, onunla ilgili de bilgi paylaşayım sizinle. Ah ah ah. Arkadaşlar hiçbir şey rastlantı değil. Ayrıca İbrahim Kalın'ın çocuğu da ABD'de okuyor. İlginçtir. Çocukların ismini direkt Twitter'da paylaşıyor. Yani Twitter halbuki paylaşmaması gerekir normalde. Onu söyleyelim. Paylaşmaması gerekir. Neden paylaşır bilmiyorum. Çok görünür de bir yerden değil. Ama sadece şunu söyleyeyim. Ben bilemiyorum tabii İbrahim Kalın'ın. Tabii bu özellikle cemaat hesapları çok ciddi paylaşımlar yapıyorlar. Ahmet Davutoğlu'yla aynı Malezya'da beraber bir arada bulunması dikkat çekici. Önce onu söyleyelim. Biliyoruz ki Ahmet Davutoğlu'na Hakan Fidan da çok yakın bir isim. Biliyorsunuz. Çok yakın hem de. Öyle böyle değil. Söyleyelim. Öyle böyle değil arkadaşlar. Şu hemen şeyi de bulalım. Size şimdi Hakan Fidan'la ilgili. Tabii dün akşam söylemiştim. Belki izlemeyenler vardır. Hakan Fidan eskiden hiç konuşmazdı. Konuşmayarak sorun çözerdi. İbrahim Kalın konuşarak sorun çözerdi. Şimdi Hakan Fidan konuşarak sorun çözecek. Yani görünür olacak. İbrahim Kalın da görünmeden, konuşmadan sorun çözen bir gizemli isme dönüşecek. Bunu özellikle belirtelim. Belirtelim sevgili arkadaşlar. Değil mi? Yani sonuçta hemen sizinle bir iki paylaşmak istiyorum. Artık milli iradeyle bağırışın, barışın, Erdoğan öyle buyurdu. Değil mi? Öyle buyurdu. Evet arkadaşlar. Hakan Fidan'ı da şimdi paylaşmak istiyorum. Alabilirsin Cem bunu. Hakan Fidan fotoğrafını da koyabilirsen ekrana. Biliyorsunuz Hakan Fidan hep assubay assubay deniliyor. Ama Hakan Fidan assubayın ötesinde bir isim arkadaşlar. Yani assubay olarak okumayın Hakan Fidan'ı. 1986'da Assubay Okulu'na giriyor. Yani 4 yıl okuduğunu 90 yılında çıkar çıkmaz kışlalarda görev almadan NATO'ya gidiyor arkadaşlar. Mezun olur olmaz. NATO'da görev yapıyor. Ve ilginçtir, 2001 yılında, yani mezun olduktan 11 yıl sonra ordudan istifa ediyor. 10 yıl görev yapıyor. Bunun büyük bir bölümü NATO'da. 2001-2003 yılları arasında istihbarat ağırlıklı görevlerde bulunuyor Avrupa'nın değişik ülkelerinde. 2003 yılında TİKA başkanı oluyor. TİKA başkanı ve Erdoğan ile çok yakın çalışma arkadaşı, yoldaşı, yol arkadaşı oluyorlar. Hem Assubay Okulu'ndan itibaren, ki orduda bulunurken aynı zamanda üniversite okuyor, mezun oluyor. En önemli kritik, TİKA'dan sonra arkadaşlar 2007 yılında Başbakan Müsteşar Yardımcısı olarak atanıyor. Yani Erdoğan'ın hemen yanında yer alıyor. Erdoğan'ın aslında en önemli kara kutularından bir tanesi. Tekrar söylüyorum. En önemli kara kutusu ve en yakın isimlerinden bir tanesi. Hatırlayın, 2015 yılında milletvekili yapmak istiyor Davutoğlu. MİT müsteşarlığından istifa ettirmek istiyor ve Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmek için parlamenter sistem açısından, o gün parlamenter sistem var. Erdoğan izin vermiyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda Davutoğlu'na da yakın bir isim. 2010 yılında, bakın şimdi çok ilginç, lütfen, böyle 2001 yılında ordudan emekli olduktan sonra, ayrıldıktan sonra sevgili arkadaşlar, 9 yıl sonra MİT başkanı oluyor. MİT başkanı. Yani özellikle 2007 yılında başbakanlık müsteşar yardımcısı, ardından 3 yıl sonra MİT müsteşarı oluyor ve Hakan Fidan'la beraber askeri örgütlenme olan MİT sivil bir örgütlenme diyor. Aslında emekli komutanların bulunduğu ya da direkt olarak TSK'ya bağlı üst düzey komutanların olduğu bir MİT'ten sivil bir örgütlenmeye geçiyor. Ve Fidan hayatında hiç not almıyor. Not almadan iş yaptığı, aklında çok şeyi tuttuğu söyleniyor. Ve işte biliyorsunuz 2012 17-25 Aralık'tan sonra Hakan Fidan gözaltına alınmak, aslında tutuklanmak isteniyor cemaat tarafından. Bugünkü ismiyle FETÖ tarafından. Erdoğan'a soruyor. Erdoğan da diyor ki kesinlikle gitmeyeceksin ve kendisini gelip alma ihtimaline karşı İstanbul'da bütün personelini göreve çağırıyor, silahlandırıyor. Diyor ki kim buraya izinsiz girerse vurun kardeşim. Yani polis de girerse vurun, resmen çatışma göze alınıyor ve polis Hakan Fidan'ı alamıyor arkadaşlar. Yani cemaatçi polisler alamıyor. O gün alsa zaten Türkiye bakanları da alamıyorlar biliyorsunuz. Yaşanan gelişmeler üzerine MİT kanununda bir değişiklik yapılıyor. 26. maddesinde MİT görevleri hakkında soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlanıyor. Ve tam 13 yıldır MİT başkanı Hakan Fidan ve bir anlamda Türkiye Cumhuriyet tarihinin en uzun derin adamı. En uzun derin yeri yöneten adam ve söylüyorum aynı zamanda Süleyman Soylu'yla da arka planda çatışmış bir adam. Yani görünür istihbaratın sahibiyle görünmeyen istihbaratın sahibi arasında bir iktidar kavgası ve bu iktidar kavgasında Süleyman Soylu tasfiye edildi. Hakan Fidan öne çıkartıldı ki İlk günden itibaren tezim çok net bir şekilde 2011 yılında Sedat Peker'in ortaya çıkış süreci 2 Mayıs tarihinden itibaren 3 videosu Pelikancılar ve Berat Albayrak, 4. videodan itibaren Süleyman Soylu hedefe konuluyor ve o videolar, o tweet serisinden itibaren Tayyip abi, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sedat Peker Erdoğan'la ilgili hiçbir açıklama gündeme getirmiyor. Aslında en çok Süleyman Soylu'ya iddialarıyla gündeme geliyor ve ben de ki o videoların birinde 3. video tahmin ediyorum Sedat Peker Hakan Fidan'la ilişkili olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşma yapıyor videoda, canlı yayında, canlı yayının videoda çektiği videoda diyor ki Hakan Fidan'la herhangi bir ilişkim yoktur, bu işlerinde de arkasında değildir, bunların kendisine Hakan Fidan'la ilişkilendirilmesine itiraz ediyor. Ama bugün ortaya çıktığındaki görüyorum ki sonuç açısından, yani 2021 arkadaşlar Mayıs ve 2023 Mayıs tarihi itibariyle baktığımdaki, Haziran'dayız tabii, 28 Mayıs'ta dahil olmak üzere, politikada bir şey ortaya çıkmış ve olmuşsa, sonuç ortaya çıkmışsa öyle istenildiği için çıkmıştır, yani kurgulanmıştır diye tesadüf olmadığını söyleyen ben bir kez daha Hakan Fidan meselesinde ki bu ortaya çıkan sonuçla birlikte kurgu olmadığını ve aynı zamanda da hazırlanmış, kurgulanmış bir süreç olarak düşünüyorum ve öyle bakıyorum sevgili arkadaşlar. Ve bugün devir teslim töreninde Hakan Fidan'ın sesini ilk defa duyduk. İlk defa duyduk. İzleyenler vardır. Hemen şöyle bir bulalım. Bulalım sesini. Evet. Yeni kabine Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan bugün görevi devraldı. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın sesi de herkes tarafından merak ediliyordu. Bugün devir teslim töreninde basın mensuplarının açıklamada bulunan Fidan'ın sesi de ilk kez duyulmuş oldu. Arkadaşlar çok ilginç bir haber paylaşmak